Hakikaten İsmet Paşa patrikhane Türkiye'den çıksın. Aynaros'a gitsin. Aynaros kayalık bir yerdir Yunanistan'da ve manastırlarıyla meşhurdur. Aynaros'a gitsin diye dava etti. Lord Curzon İsmet Paşa'yı bir gün çağırıyor. Diyor ki bugün benim doğum günüm. Bana bir doğum günü hediyesi vermek ister misin? İsterim diyor. Patrikhaneden vazgeçti. Tamam. Bu iş kapandı. Şimdi geçenlerde vefat eden Ordinarius tarih profesör diyor ki Patrikhanede ökümeniklik tanımak Lozan'ı delmektir. Ben şaşıyorum bu insanlar. Bilmediği şey nasıl konuşuyor. Sen allame tarihçi olabilirsin. Lozan madenamesini okumamışsın. Okumamışsın. Çünkü bu madenamede Patrikhane ile ilgili bir tek kelime yoktur. Adı bile geçmez. İşte ben resmi metni ekledim sonuna. Adı bile geçmez. Nerede geçer? Zabıtlarda. Münakaşa edilmiş. Sonunda İsmet Paşa bunu doğum günü olarak Lord Curzon'a hediye etmiş. Mesele kapanmış. Hakkında hiçbir karar verilmemiş. O takdirde Patrikhanenin statüsü neyle tayin ediyor? Fatih'in verdiği fermanlarla tayin ediyor. Bu Ordinarius profesör herhalde Fatih'in verdiği fermanın da mahiyetini bilmiyor ki. Ekümenik şahsiyeti yoktur. Ekümeniklik iddiası Lozan'ı deler diyor. Bir defa Lozan'ı deler, çoban sözü bile olamaz. Değil tarih profesörü. Anladınız kimin söylediğini. Ekümenik yoktur sözü de sen Fatih'i de bilmiyorsun. Zaten bilsen kitabında Fatih hakkında 40 tane iftira ileri sürmezsin. Onun nasıl bir tarihçi olduğunu daha kefeni solmadı. Söylemeyeyim. Evet. Ekümenik şahsiyeti yoktur diyor. Hayır. Bu patriğin ekümenik şahsiyeti vardır. Bunu da ona tanıyan Fatih'tir. Niye tanımıştır? Ortodoks aleminin başı olduğu için buradaki patrik. İstanbul'un sukutu ile bu mezhep lidersiz kalır biter. Hristiyanlar birleşir. Bunların arasındaki kavga, ihtilaf, farklılık devam etsin diye Fatih bunu itibarlı bir mevkiye getirmiştir. Bizans zamanındakinden daha itibarlı. Peki bunun ekümenikliği ne manaya gelir? Dünyadaki bütün Ortodoks kiliselerinin reisidir. İskenderiye'deki Ortodoks kilisesine papaz tayin eder. Bunun ekümenikliği yani beynel milelliği. Selayetinin milli hudutlarla tahdit edilmemiş olması keyfiyeti sadece din sahasındadır. Bazıları zannediyor ki ekümenik olunca devlet reisi oluyor. Vatikan gibi. Böyle bir şey yok. Fatih'in verdiği imtiyaz sen dünya Ortodoks kiliselerinin başısın. Peki bunu dünya tanımış mıdır? Rusya haricinde herkes tanımış. Rusya demiştir ki, Bizans ikinci Roma'ydı. Dünya liderliği Roma'dan sonra İstanbul'a geçti. O ikinci Roma'ydı. Şimdi o da yıkıldığına göre Moskova üçüncü Roma'dır. Moskova patriği Ortodoksların dünya çapında lideridir. Bunu da dünya Ortodoksları tanımamıştır. Ama Ruslar bu iddia ile hala kendi patriklerini
buradaki Ortodoks patriğine eş seviyede addederler. Dünya patriklerinin lideridir ünvan itibariyle. Ama dünyada Rusya'nın hakimiyeti dışındaki hiçbir yerde bu tanınmaz. Bütün dünya Ortodoks kiliselerini buraya bağlıdır ve bu adamın ekümenikliği devam eder. Fatih'in bunu yapması o gün Hristiyan aleminin birleşmesi tehlikesine karşı bir tedbirdir. Benim dinim yok diyen Rıza Nur da diyor ki, buradan giderse bizim için daha tehlikeli olur, pençemiz altında bulunması daha doğrudur diyor. Murahsa bak, kafa yapısına bak. Patrikhanenin ihaneti dillere destandır. Daha Yunan ordusu İzmir'e çıkmadan kapısına çift başlı Bizans kartalını asmıştır. Yunan ordusu İzmir'e çıktıktan sonra da ben resimlerini neşrettim. Ayasofya'ya takmak üzere adam boyu yüksekliğinde çanlar hazırlamıştır. Yunan ordusunun Anadolu'da icra ettiği mezalimin baş mürevvici papazlardır. 1821 Patras vakasından beri Osmanlıların gayrimüslimlere tanıdığı mezhep serbestliğinden istifade ederek kiliseler silah deposu haline gelmişti. Bunun hikayesini ben uzun uzun yazdım. Yunan mezarında da yazdım, Lozan'da da yazdım. Velhasıl Türkiye'den gitmesi şarttı. Bugün bir çiban başıdır Türkiye'de. Ve rahat durmamaktadır. İzmir metropolidi Yunan ordusu İzmir'e çıktığı zaman onu takdis ettiği için ve Ege sahillerindeki Yunan zulümlerine ön ayak olduğu için zaferden sonra İzmir'de linç edilmiştir. Öldürülmüş halk tarafından. Onun Atina'da bir heykeli vardır şimdi. İzmir'e işaret eder. Devasa bir heykeli. İzmir'de metropolitikte kalkmıştı. Bak şimdi bugün açtı. Yeni açtı. Bir şey de diyemezsin.